sürecine destek verecek misiniz? Değerli izleyenler, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da konuk olduğu özel bir televizyon programında 7 Haziran genel seçimlerine doğru Türkiye gündemini değerlendirdi. Ünal'ın hedefinde de muhalefet partilerinin seçim vaatleri vardı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal konuk olduğu özel bir televizyon programında 7 Haziran seçimlerine doğru Türkiye gündemini değerlendirdi. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle önüne iki koyun verseniz güdemeyecek olan bu insanlar Türkiye'yi yönetemezler. Ünal konuşmasına muhalefetin seçim vaatlerini değerlendirerek başladı. Şimdi bunlar da yavaş yavaş seçim beyannamesine önem vermeye başladılar. Siyaseti öğrenmeye başladılar derken onu kastediyorum. Ama seçim beyannamesi hazırlamayı maalesef eski Türkiye'nin adeti üzerinden tekrar öğrendiler. Eski Türkiye'nin adeti neydi? İşte ben iki anahtar veriyorum. Bir konut, bir araba. Kim bir veriyorsa ben beş veriyorum. Şimdi öyle diye diye 2002'de Türkiye nereye geldi? Uçurumun kenarına geldi ve 2002'de AK kadrolar Türkiye'yi uçurumun kenarından aldılar ve hamdolsun 13 yıldan beri istikrarla Türkiye'yi 2023'e taşıyorlar. Şimdi bu seçim beyannamelerinde ifade ettikleri şeyleri ben de baktım. Hem CHP'nin hem de MHP'nin. Ama şöyle bir duygu uyandırıyor sizde. Ya bunların verdiğinin daha fazlasını zaten iş aş Haydar Baş zaten vermişti şimdi. Ay cömert davranan yani. Kahramanmaraş'ta yaptıkları seçim çalışmaları hakkında açıklama yapan Ünal, CHP ve MHP'nin vaatlerinin sokakta karşılığı yok dedi. Geçen Kahramanmaraş'ta Mağaralı mahallemizde bir esnafı ziyaret ettik. Kapıdan girdim, Bismillah dedi ki Allah sizden razı olsun dedi. Anam 3 aydan beri hastanede yatıyor, bir kuruş para almadılar. Eskiden eczaneye gitmeye korkardık dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Yanındaki esnafa girdik, yanındaki esnaf aynı şekilde. Emekliyle konuşuyorsunuz. Emekli diyor ki ya biraz iyileştirdiniz, 100 lira seyyanen bir zam yaptınız. Biraz daha iyileştirin. Bunların da diyor palavralarına biz zaten inanmıyoruz. Biz de diyoruz ki biz damla damla biriktiriyoruz. Türkiye'nin ekonomide nereden nereye geldiği hakkında açıklama yapan Ünal, Kahramanmaraş'a yapılan yatırım miktarını da açıkladı. Öncesi hükümetlerin Türkiye genelinde planladığı yatırım miktarı ne kadar biliyor musunuz? 11 milyar. Yani eski ifadeyle 11 katrilyon. Katrilyon. Bütün yatırım miktarı. Şimdi biz Kahramanmaraş'a 13 yılda ne kadar yatırım yapmışız biliyor musunuz? Yaklaşık 12 milyar yatırım yapmışız. Yani tüm Türkiye'ye yapılan yatırım kadar yani sadece Maraş'a. Sadece Maraş'a yapmışız 12 milyar. Bunun da 6 milyarı şu anda planlanmış. Yani 18 milyar inşallah yatırım yapacağız. 2023'e kadar da 23 milyar yatırımı planlıyoruz. Ünal, HDP'nin sahada vatandaşları tehdit ettiğini söyledi. PKK'nın bölgede uyguladığı şiddet, tek tipçi, baskıcı ve asla demokratik olmayan, özgürlükçü olmayan bir anlayış perdeleniyor. Şimdi Pazarcık ilçe başkanım ben arıyor dün. Diyor ki, valla diyor başkanım, burada diyor HDP, CHP'lileri diyor tehdit ediyor. Bize diyor pek ilişmiyorlar da diyor. Burada diyor CHP'liler bize sığınmak zorunda kaldılar diyor. HDP sahada herkesi tehdit ediyor. İnsanları kanla tehdit ediyor, ölümle tehdit ediyor. Barajı aşmazsak eğer tekrardan ölüm gelecek, tekrardan şiddet gelecek diye insanları tehdit ediyor. Sevgili seyirciler.